videoda istediğini alamayan insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Bilgisayarınızın kasasını temizlemeye karar verdiniz. Yani kasayı açtığınızda ne beklersiniz? Hafif toz beklersiniz değil mi? Abi çimenlenmiş ya. Kasada bildiğim bir orman var. Şuna bak, her yer çimen dolmuş. Bu yeşillikler nereden çıktı? Bu toprak yani neyden filizlenmiş olabilir bunlar? Bir tohum falan mı geldi acaba ya? Ne oluyor? Kasa dediğin içinde toz olur. Bulaşık makinesinde ne o, sopa mı? O şey değil mi ya? Abi suluk değil mi? Şu plastik böyle moda oldu ya bu ara. Suluğu bulaşık makinesine atarsanız çeker tabii, doğru. Plastik olduğu için küçücük kalmış ya, şu kadar. Artık onunla şu kadar su içersin. Ya da ver kedi ondan su içsin. Erkek arkadaşından bu tarzda bir fotoğraf çekmesini istemiş. Fotoğraf basit ama çekilene bak. Ya bu nasıl yürüyor, şu ayağın duruşu falan nasıl bir şey? Ya bunu nasıl yakalamış olabilirsin ya? Çekmen gereken şu yani, abla böyle fotoğraflara bakacaktı ama adam yürürken çekmiş fotoğrafı. Demek ki neymiş abi, öyle gördüğünüz gibi fotoğraflar çekilemiyor. Yani erkek arkadaşınızdan falan böyle fotoğraflar beklemeyin, olmuyor. Yaşar'dan müthiş bir atlayış, telefon gitti. Ay, balıkla karşılaştık, merhaba balık. İyi akşamlar, nasılsın, iyi misin? Balık nasıl böyle geldi yan yan baktı, gördünüz mü? Bir video çekmek istemişti. Gitti telefon. Sadece fotoğraf çektirmek istemişti bu heykelin önünde. Ama heykel değil işte. Ben de bir keresinde böyle bir şey yaşadım. Böyle işte boyamış kendini, heykel gibi duruyordu. Ben de öyle yanından geçtim, hiç fark etmedim. Bir anda bir hareket etti, ben böyle bir sıçradım. Orada ufak bir rezillik yaşandı. Afiyet olsun ablacığım. Evet. Güzel, afiyet olsun. Sen bunu nasıl başarmış olabilirsin ya? Abi bir anda oradan puf diye nefes mi verdin yani? Bir şey içecektin yani, iki video çekecektiniz. Şu haline bak ya, geldiğin hale bir bak. Demek ki neymiş, bir şey yiyilip içilirken gülünmez. Boğulma tehlikeniz bile var. Ablaya kahkül filtresi dene demişler. Ya filtreye bakar mısınız ya? Ablanın alnı çok geniş olduğu için şuradan koyuyor filtreyi, gerisi yine açıklık kalıyor. Bu telefonunuzu 0.5 hıza alıp böyle bebeğinizi kaldırmanız için bir işaret. Dene bakalım ne olacak? Ne oldu, kustu mu ya orada? Abi beklenen video böyle, çocuğu kaldıracaklar işte. Falan eğlenceler. Çocuğu kaldırdığı anda gözüne tükürüyor. Öyle hareketlerde ama genelde kusuyorlar ya, ben onu anladım. Birkaç tane daha videoda görmüştüm, böyle kaldırıyor işte suratına kusuyor falan. O yüzden bebekleri bence böyle kaldırmayın yani, bence. Şu kapmalı makineye para attın, ne beklersin? Yani tutarsın ya da tutamazsın değil mi? Kedi çıkıyor ya abi, kedi çıkmasını kim bekler yani? Kedinin orada ne işi var? Oyuncak gibi girmiş oraya bak. Yakalasan bile yakalattırmıyor, böyle pati atıyor. Makineye çalışıyor kesin. Kesin makinenin sahibi onu oraya koymuş yani, millet oradan oyuncak alamaz diye. Fransa'ya gittiğinizde hesabı bölmelerini istemeyin. Bölüyorlar mı hakikaten yani? Hesap fişini ikiye mi bölmüşler? Gerçek olamaz. Böyle bir şey yalan değil mi? Ya çok saçma olmaz mı ya? Hesabı alacağız, ikiye bölelim falan diyorsun. Adam alıp böyle hesabı ikiye bölüyor. Nemlendiricim neden bu kadar sert? O ne ya? Nemlendiricinin içinden bir nemlendirici daha mı çıktı? Bu nasıl bir sistem? Bunu kim paketledi böyle ya? Bunun hesabını kim verecek şimdi? Ama aslında iyi ya. Nemlendirici alıyorsunuz, içinden bir tane daha çıkıyor. Yani şimdi bu kişi karda mı zararda mı onu anlamadım ama. Evde pasta yapmışlar. Şu pastanın sertliğine bir bakar mısınız? Ya abla geldi, dirsek attı. Pastaya hiçbir şey olmuyor. Dünyanın en sert malzemesini elde etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Bence siz bunu NASA'ya gönderin, bir incelesinler. Tarçın ve blueberry'li herhalde yumurta yaptı. Güzel oldu. Gayet güzel görünüyor. Ne bu ya? Ha, videoda öyle görünüyor, sen yaptın, böyle mi çıktı? Hiç çekici değil. Bir şunun güzelliğine bak, bir şunun haline bak. Herhalde o blueberry'ler patlayınca böyle sulanmış falan. Kötü ya, kötü görünüyor. Ayrıca bir şey diyeceğim ya, blueberry ile yumurta nasıl olabilir ki? Saçını boyamış ama yanlış yaptığı bir şey var. Kafasına bir poşet sarmış. Poşetin üstündeki baskı saçlarına çıkmış. Abi çok saçma bir hikaye değil mi? Saçlara bak, şuradaki poşetin üstündeki şeyler saçına çıkmış. Ne olacak şimdi, o çıkar mı saçlar? Demek ki neymiş abi, poşet sarma yani, çıkıyor. RC motor mu ya o? Ay, ne olacak şimdi, arabayı yamulttunuz. Yapmak istedikleri tek şey şöyle rampadan onu uçurmaktı ama arabaya girdi. Yaz ağır hasarlı. Bu adamın videosu Instagram'da aşırı viral oldu. Bakın öndeki kadının omzunu tutuyor ya, zannediyor ki karısı. Onunla beraber böyle tatlı tatlı konseri izliyorlar. İşte abi videoya çekiyor falan. Ama aslında karısı bir yandaki. Aynı saç, aynı kıyafet. Yani mont bile aynı, her şey aynı. Karıştırmış orada, diğer kadının omzunu tutuyor sabahtan beri. Ama adam da ne yapsın şimdi ya? Saçı aynı, kıyafet aynı, aynı kütlük falan, birebir aynı. Geçen sene bunu sipariş etmiş 30 sente. Gelene bak buraya.
ya böyle jelibon gibi bir şey göndermişler. Ya bu internette niye böyle oluyor ya? Fotoğrafa bakıyorsun böyle hani falan filan bir geliyor. İnternette satılan kıyafetin fotoğrafını görüyorsunuz. Gayet güzel. Kırmızı pantolon ama yani 5 metre insanlar için. Eğer 5 metreyseniz güzel yani. Bu pantolon size olur. Ama eğer normal bir insansanız bu pantolonu giyemezsiniz. Bu ne? Bunu mu aldın internetten? Nemo'nun kankisi. Bu ne geldi böyle ya? Bu canavar mıdır nedir ne olduğunu anlamadım ki. Böyle korkunç bir gece lambası herhalde. Hep söylüyorum internetten satın alırken yorumlara bakın. Tavaya bak ya abi, fotoğrafına bak, yumurtalı falan, gelen tavaya bak parmak kadar. Yani şimdi şu fotoğrafa bakınca ne anlıyorsunuz? Gayet normal tava işte, kocaman domates var, yanında yumurta var falan. Nasıl bir çekim açısıysa aslında gelen şey bu. Yani kesinlikle bununla çekmemişler. Çok üzücü ama ya, tava aldım diye bekliyorsun günlerce kargo gelecek falan, bir geliyor bu. Bu ne abi? PUBG'nin o tava anahtarlığı var ya o. 1001 stickers. Şimdi bu fotoğrafa bakınca, internette bunu görünce ne beklersiniz? Böyle prensesli falan 1000 tane sticker bekliyorsun değil mi? Her sticker'da böyle prenses fotoğrafları falan. Gelen bu. Al sana 1001 tane sticker. Ya o çerçevenin sticker'da ne işi var ya? Ben ne yapayım bu sticker'lar? Hani prensesliydi. Şimdi internette bu sandalyeyi gördün, beğendin. Ne kadar da güzel sandalye yani. Ben olsam mesela satın alırdım. Ama tabii ki ne yapmıyoruz? Yorumlara bakmadan satın almıyoruz. Çünkü sattıkları şey aslında şu kadarcık bir sandalye. Yani sen orada ürün açıklamasına işte şu kadar santimdir falan diye bakmazsan, yorumlara bakmazsan bunu gönderirler. Dediğim gibi işin kötü tarafı hani bunu geri gönderip paranı da alamazsın kolay kolay. Öyle kalır o orada, paran da gider. Şu an bu pastanın nasıl bir şey olacağını çok merakla bekliyorum yani. İstenilen bu. Evet. Gerçekleşen bu. Sağdaki kim ya? Bana bir anlatır mısın? Sağdaki kim? Ya bu neyin pastası şimdi? Hangi canavarın pastası bu? Bari uğraşsaydın yani. Bari biraz benzetmeye çalışsaydın. eBay'de satılıyormuş köpeğiniz için böyle aslan görünümlü peruk gibi bir şey. Takıyorsunuz, köpeğiniz böyle aslan gibi görünüyor. Tabii ki böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi? Ya bununla ne alakası var ya? Abi bu bildiğin hani küt saçlı böyle müdür yardımcısı gibi bir hali var bu köpeğin şu an. Hani soldakine bakıyorum. Hani şimdi satılan şeyin fotoğrafına bakıyorum böyle yele gibi. Buna bakıyorum, küt saçlı bir şey olmuş ya bu. İnternetten iPad Air almışlar. Ya ne çıktı acaba? Üzüleceğim. Çünkü bir de pahalıya satmışlardır bunu. Aa, iPad. Abi bu çok kötü. Hem mizahsal bir dolandırıcılık hem kötü bir mizah. Bu ne ya? iPad, iPad. İşte anladınız yani oradaki kelime oyununu. Kim bilir kaç dolara iPad aldın. Aslında iPad almışsın ama o iPad o iPad değil. Şimdi burada sadece bir köpek görüyorum. Yani beklenen ne, ne alındı, ne verildi onu bilmiyorum. Sadece köpek fotoğrafı var. Hayır ya. O gördüğüm gerçek olamaz. Herhalde köpeği şeye, kuaföre falan vermişler tıraş etsin diye. Abi bu ne hal bu? Bu nasıl bir şey ya? Çok kötü olmuş. Ya bu bildiğin yani bilmiyorum insan gibi olmuş bu ya. Korkunç yani. Şöyle iki yandan saçı falan var. Çok kötü. Lütfen köpeklerinizi, kedilerinizi falan güzel yerlere götürün yani. Kötü yerlerde tıraş ettirmeyin. Videonun en zirvesini görmeye hazır mısınız? Şu pastaya ne kadar benzetemeyebilirsiniz? İşte bu kadar benzetemeyebilirsiniz. Bizim şekere bu malzemeleri versek daha güzel yapar. Katılıyorsan like'la. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Beklediğini alamayan insanlara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.